Buyurun. Merhabalar. Merhabalar. Buyurun. Hoş geldiniz. Kız Ali'ye nasıl bir girişti? Ayşe'nin elini bile sıkmadı ki. Merhabalar. Hoş geldin. Hayırlı sabahlar. Dünün yorgunluğunu atamamışsın belli. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler. Safiye ablacığım hoş geldin. Çok şıksın. Meraç'ım hoş geldin. Ayşe Hanım'ın karşılamasını heyecanlı buldum. Güzeldi. Ayşe'nin karşılamasını bugün sıcakkanlı, samimi ve enerjik buldum. İnşallah enerjisi devam edebilir. Normaldi yani. Çok samimiyet görmedim ama normal gülümseyerek karşıladı. Ayşe Hanım'ın karşılaması çok soğuktu. Hiç içten değildi. Zorla bizi öpmüş gibime geldi. Ben beğenmedim karşılamasını. Evet, bugün Ayşe Hanım'ın günü. Hadi bakalım Ayşe Hanım. Neler yapacaksınız merak ediyoruz. Ama ondan önce ben arkadaşlarına şöyle seni sormak istiyorum. Senin hakkında ne düşünüyorlar? Nasıl bir analiz yapmışlar? Özellikle Nurcan Hanım'a sormak istiyorum. Ayşe Hanım hakkında düşünceleriniz neler? Ayşe Hanım bir hafta boyunca gerek yükseldi, gerekse geri vitesler yaptı. Şimdi kendi gününde ne yapacağını ben de çok merak ediyorum. Daha önceki günlerde gösterdiği performansını, ses yükseltmelerini, işte tavır koymalarını bugün de yapabilecek mi, yapacak mı? Kendini iyi savunabilecek mi? Yemeklerini yetiştirebilecek mi? Menüsünü daha bilmiyoruz. Peki performans olarak ne düşünüyorsunuz? Yani iddialı mıydı haftanın başından beri? Yani onu çok hissedemedim ben Ayşe Hanım'da. Çok bir iddia, çünkü hep sanki böyle ortama uymaya çalıştı. Herkesin puanlarını toplayabilmek için belki de kah yükseldi, kah böyle geri vites yaptı. Bayağı o zaman bir strateji uygulamış bir masada yani. Bir stratejik gördüm ben Ayşe Hanım. Evet Ayşe Hanım, bu iddia üzerine ne diyeceksiniz? Şaşırdım yani. Benden değil de tamamen başka birinden bahsediyorlar gibi. Siz de aynı fikirdesiniz. Stratejiyle ilerledi. Aynen. Çok sakin gözüktü. İki kere böyle ufaktan sesi yükseldi. Onun dışında çok sakin. Biraz politik, biraz Ayşe Hanım oynuyor bana göre. Ayşe çok sessiz, sakin gözüküyor ama alttan alttan işliyor. Asla oynadığımı düşünmüyorum. Göreceğiz kesinlikle bakalım. Kesinlikle neysem oyum. İnşallah. Her zaman nettim. İnşallah. Sizlere katılmıyorum. Peki Ali Hanım ne düşünüyor bu konuda? Ayşe Hanım gayet yerinde yorumlar yaptı. Haklıya haklı. Bir strateji haksız yaptığını düşünüyor musun? Yok, düşünmüyorum. Hani benim yani puanımı kırmasına çok sivrilmeyeyim. Öyle olsaydı en başından beri herkesi yani... Zaten ilk günden yapardı. Ayşe Hanım bana zaten çok fazlasıyla yüklendi. Yani sizin böyle düşünmenizin tek şeyi sizin gününüz geldiğinizde nedense çok az eleştiri oldu. Hani hepimize en küçük ayrıntıya kadar hep eleştirecek. Şey ya yani. Nedense Ayşe Hanım'dan başka hepimiz geliyor. Hiçbir şeyi beğenmedik, hep eleştirdik. Yok, ama Ayşe Hanım nedense çok az şeyler buldu. Ben bunun nedenini anlayamıyorum ama sizin bugün sizin herkesin Allah beğendiğini Allah. Düşünüyorum. Benim yemeklerim gerçekten hem yetişti hem de çok çok güzeldi. Yani Ayşe Hanım'ın da beğenmiş olması çok normal. Hani hepimiz de hiçbir şeyi beğenmedi. Ama nedense Ali Hanım'ın sadece bir iki şeyini beğenmemezliğe peki geldi. Peki neden? Oradaki soru işareti ne? Neden? İşte bilmiyorum. Ben de bugün sizin yorumlarınıza göre... Sizin Fransız kalmıştır belki. Bu konuda ben... Safir Hanım bir açıklaması var. Heyecanlı. Buyurun Safir Hanım. İlk günden beri siz bize konuşmayacaksınız birbirinizle dediniz değil mi? Evet, inşallah konuşmamışsınız. Çok konuştuk. Ufak tefek, ufak tefek konuşmalar oldu. Ama Ali Hanım ve Ayşe Hanım... Kanka oldular. Hatta kardeş oldular. Biz Ayşe Hanım'la kanka falan olmadık. Zaten ben buraya işimi getirip işimi yaptım çoğu günde. Böyle bir şey doğru değil. Bunların bugünkü puanlamasından ben çok şüpheliyim. Birilerini akarda etmek için en son aşamada çok yüksek puanlar verecekler. Öyle tahmin ediyorum. Nurcan Hanım ve Aliye Hanım Ayşe Hanım'a birinci yapmak için çok yüksek puanlar kullanabilirler. Sırf bana karşı kazandırmak için ben bunu bekliyorum. Aliye ve Ayşe'nin birbirlerine yüksek puan verip veremeyeceği ile ilgili herhangi bir düşüncem yok. Çünkü sonuçta bir ödül var. Her ne kadar kanka olsalar da sonuçta puanı verirken bence ödülü de düşünerek biraz düşük not verebilirler birbirlerine. Şöyle çünkü bir siz hiç eleştirmediniz. Demek ki beğendiniz. Demek ki beğendim. Ben size özellikle ben çok iyi bir gözlemciyim. Yolda olmanın içine düşmediğini söylemese bazı yerlerine. Pilavı dün bitireceksin. Kameralar karşısındayız diye bitirmedim. Ayşe dün Aliye Hanım'ın sofrasında yeteri kadar eleştiri yaptığını düşünmüyorum. Böyle biraz daha naif davrandı. Sanırım Aliye Hanım'a çok kıyamadı gibi geldi bana. Yapamadınız. Yaptım. Hala bunu yaptım, kabullenemiyorsunuz. Yaptım. Yapamadınız. Ben dördünüzü de çiğnemeden yutarım dedim. Siz ama bana yutamadınız. Cephe aldınız. Kaldı. Sessiz Ayşe Hanım'ın bugün tavrını şok oldum. Beni tam tersi iyice yükseltti.
etti, iyice tahrik etti. Halbuki biraz daha sakin olabilirdi. Ben onun misafiriyim. Bugün yuttuk. Yine Safura Hanım'ı yuttuk. Konuşmayalım. Yuttuk. Dün Aliye Hanım'ın gerçekten gününde, yani Aliye Hanım'ın her gününde gün... Safura Hanım'ı evet. konuştuk. Aliye Hanım konuşamadı. Yani. Aynen öyle. Ha, bugün de bir saniye daha konuşacağız. Ben Safura Hanım'ı gerek çekimlerde gerekse çekim arkasında dinlemekten artık çok yoruldum. Diyor ya hani Ayşe Hanım'la Aliye Hanım kanka oldular konuşuyorlar. Biz onu dinlemekten bıktık. O zaman Ayşe Hanım'dan kahvelerimizi alalım öyle konuşalım. Başlayacağım sen benim gibi kahve karakol şeylerim, ifadelerim, raporum, hasta şey kaza geçirdiğime dair, dükkanımı su bastığına dair evrakları geldi. Bunlara bir şey diyeceğim. Evet. Bunları zaten ben onları görmek zorunda değiliz. Ben onu yaptım, ben bunu yaptım, ben şunu da yaptım, bunu da, onu da, bunu da, onu da, şunu da artık bıktım. Safura abla bak zaten sesin de gitti. Zaten hiç yorma kendini. Zaten onun için dün bu hale geldim ben. Hiç yorma hayatımda kendini. Hayatımda ben hiç böyle bir ama şey ama kendini boşuna yazıyorsun siz sen. Siz uzatıyorsunuz ben konuyu. Ben sizleri hakkımı ihlal etmiyorum arkadaşlar. Varsa etmeyin de. Varsa etmeyin artık yapacak bir şey yok. Safura Hanım'ın söylemlerine ne diyeceksiniz? Ya Safura Hanım tamamen kendini kamufle etmeye çalışıyor. Bize yersiz yersiz saldırıyor. Başaramadı, yapamadı. Bunu sindirsin artık. Sizin Aliye Hanım'a yüksek puan verdiğinizi söyledim. Ben beğendiğim şeyi neden düşük puan vereyim? Aliye de benim rakibim değil mi? Neden yüksek puan vereyim? Aliye de benim rakibim değil mi? Yani bak kendini boşu boşuna yıpratıyor Safura abla. Sen kendini emin hayır sen kendine ya, dersin desin. Hayır ya rakip gördüler. Hepiniz rakibiz. Safura Hanım çok ilgi çekmeye çalışıyor. Asla benim dikkat çekmeye ihtiyacım yok. Beni Türkiye'nin dört bir yanında ve Avrupa ülkelerinde birçok çevrem var. Ben buraya eğlenmeye geldim. Tamam olabilir. Benim geçmişimde geleceğimde ben yani burada yarışıyorum ama benim ideallerim, hayallerim o kadar büyük ki sizin aklınız ne bile almaz. Size, ne mutlu size. Bizim aklımız bile almaz. Ay niye bizim aklımızı almaz? Safura Hanım Allah aşkına bizi böyle ezik ezik uğraşmayın yani bizimle. Ya, niye bizim aklımızı almasın? Herkesin hayalleri, herkesin idealleri kendine göre büyük. Nurcan Hanım kolay kolay sinirlenmedi bugüne kadar ama bugün ben tavrını çok normal buldum. Çünkü Safura Hanım özellikle Nurcan Hanım'a siz beni kıskanıyorsunuz, bir rakip görüyorsunuz dediği için Nurcan Hanım gayet haklıydı. Ya bir şey söyleyeyim mi? Hiç bana söyleyin. Ben size yükseliyorum başı. Çünkü hayır dakika başı değil. Konuşurken ama kıyafetimle dikkat edin. Kim bozdu? Sen. Ne alakası yok, var? Safura Hanım rüküş giymiş. Ben evet rüküştü. Bana göre rüküştü. Bana ben göre rüküştü. Ben moda tasarımcısıyım anlıyor musun? Çok bakın. Ben sadece kapanmak için giyinmiyorum. Anladın mı? Ben anladım. Zevkle giyiniyorum. Çok güzel. Sizin zevkiniz. Ediyorum. Zevk sizin anladın zevkiniz. Mı? Ama bana zevkli gelmedi. Bana zevkli gelmedi. Siz, gelmek, zorunda size, gelmek zorunda mı? Hayır. Siz zevksiziz, klasiksiniz diyor muyum? Değil. Demiyorum. Değil efendim. Niye demiyorsun? Öyle bir şey görüyorum. Sikrinizi beyan edin. Yani Nurcan Hanım gibi sakin bir insanın bile ses tonunu yükseltti ya. İzleyenler artık nasıl yani orada yerinde duramayacak, sinirlenecek bilmiyorum. Bana dedi ki masada. Ya dedi Safura Hanım sen dedin ki işte ben vizyon sahibiyim, biz vizyonsuz muyuz? İşte bu arkadaşım bunu yapıyor, ben bunu yapıyorum, bu bunu yapıyor, o onu yapıyor. Onların adına konuşması mı rahatsız etti? Aynen rahatsız etti. Onların sözcülüğünü mü yapıyor? Bey, ben bugün bana Safura Hanım'ı konuşmak istemiyorum. Ben bugün Ayşe Hanım'la konuşmak istiyorum. Peki ben neden Ayşe Hanım'a geliyorum size. Tamam. Duymuyorum orada, kendini Safura orada diyebilirdi. Ne diyebilirdi? Arkadaşlar ya kusura bakma Safura Hanım sen vizyon sahibisin ama. Değilsiniz. Siz de kendimize göre vizyon sahibiyiz diyebilirdi. Ama dün dedi zaten. Değilsiniz. Evet, çünkü vizyon sahibi değilsiniz. Sen beni çok kıskanıyorsun. Ay Allah'ım. Ay Safura Hanım gerçekten yani neyini kıskanacağım acaba ben? Safura Hanım'ın kıskanılacak bir şey olmadığını düşünüyorum. Nurcan abla gibi 25 yıl meslekte büyük bir başarı elde etmiş bir kadının, Safura Hanım gibi hiçbir dalda tutunamayan bir kadının nesini kıskanacak bilmiyorum. Arkadaşlar bugün büyük finalde biliyorsunuz ki puanlar açıklanıyor. Açıklansın. Kim kime ne verdi ortaya çıkacak. Aynen. Yani Ayşe aynen. Hanım Aliye Hanım'a eğer cidden hak etmediğinden fazla aynen. bir puan verdiyse o da ortaya çıkacak. Ayşe Hanım'a Aliye Hanım'ın verdiği puanı çok merak ediyorum. O benim için çok önemli. Bir de Nurcan Hanım'ın puanı çok önemli. Teşekkür ediyoruz sunumunuz için de Ayşe Hanımcığım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Buyurun için kahvelerinizi. Kadir Bey açıklama yapabilir miyim? Hı. Şimdi yap rahat rahat. Türk sakin. Yemekleri benim damak zevkime daha uygun. Daha alışa gelmiş bir tat olduğu için ben tercihimi tabii ki beğenimi kendim özgürüm değil mi kararlarımda. Kime ne puan vereceğimde. Kimin yemeğini nasıl yorumlayacağımı damak zevkine göre değil mi bu yorumlar? Ben yabancı yemeklere aşina değilim. Tamam, ve sevmiyorum. Ben çiğ et yemek zorunda değilim. Ben
sushi yemek zorunda değilim. Yani yemek zorunda değilim derken beğenmek zorunda değilim. Bu programa geliyorsa bir sürü değişik yemeklerle, lezzetlerle karşılaşacağını bilmesi gerekiyor. Orada şöyle yapıyoruz. Tabii ki yabancı yemeği her zaman yemiyoruz. Alışkın tabii olmayabiliriz. Oluruna bakıyoruz. Hani bu yemeğin oluru budur. Pirinci pişmiş mi mesela? Yani sushi'nin yani içindeki malzemeler doğru mu? İşte yosununa sarmış mı? Soya sosunu koymuş mu? Yani internetten baktığında orijinal tariftekini yapmış mı? Kıvamı tutmuş mu? Tutmuş. Ha, senin hoşuna gitmeyebilir, beğenmeyebilirsin okey. Ama biz orada bir yerde oluruna bakıyoruz. Çünkü burada kiminin işte sen onu seversin, sen patlıcan yemezsin, sen kabak yemezsin. Şimdi hocam sushi seçmiş, sen sevmeyebilirsin ama eğer oluru gibi yapmışsa, orijinaline uygun lezzetli yapmışsa, olursa, içi pişmişse, şimdi o beğenmediyse lezzetli olsa da lezzetini alamıyor. Çünkü beğenmiyor, bir ön yargısı var. Bu kadar böyle açık değilse yeni lezzetlere hiç katılmasaydı hepimiz İlla Türk yemekleri sunmak zorunda değiliz. Menüye gelelim biz. Menüyü merak ediyoruz. Evet, haftanın son günü sevgili seyirciler. Son menüyü dinliyoruz. İnşallah şöyle damga vuracak bir menüdür. Ayşe Hanım'dan iddialı bir menü bekliyorum ben açıkçası. Hazırsanız Ayşe Hanımcığım karşı kameraya sayar mısınız? Menüm közlenmiş biber çorbası. Ara sıcak kuru dolma haydari. Ana yemek sakız yahnisi. Yanında püre. Salata olarak da narlı roka salatası, tatlı olarak traliçe. Bu biber çorbası dediğiniz kapya biber değil mi? Yeşil biber mi? Evet evet kapya. Yeşili kapya biber oluyor. Evet. Ayşe Hanım'ın menüsünü beğendim. Güzel yapılırsa, lezzetlerini iyi verirse gayet başarılı bir menüsü var. O yüzden kendime Ayşe Hanım'ı rakip olarak görüyorum. Püreli bir et, bir köfte, damla sakızlının hiçbir alakasının olduğunu düşünmüyorum. Yaptığı traliçe sonuçta kekle yapılan bir tatlı olduğu için yine ağır bir tatlı değil. Hani kendileri hep ağır tatlılar istediler ama yine bence en kolayına kaçmışlar. Kendi menümle kıyasladığımda çok aşama aşama gerektirecek şeyler görmedim. Ama yemeklerin lezzeti güzel olursa sonucunda güzel olacağını düşünüyorum. Çok böyle beni cezbeden bir şey olmadı. Her kadının yapabileceği şeyler inşallah tadında tuzunda yapar. Ama çok da böyle wow diyebileceğim bir menü değil. Evet, menü yorumlarınızı masada dinleyeceğim. Lütfen. Şimdiden başarılar diliyorum. Ama motivasyonunu düşürme. Yani bu buradaki sohbet burada kalsın. Kafanı takıp da mutfağa taşıma sakın. Çünkü biraz yüzün yani düştü. Hayır, şöyle işte. Gerçekten hak etmediğim yorumları alıyorum. Yani kişiliğimle alakalı gerçekten çok çok farklı eleştiriler. Biz de hak etmediğimiz yani yorumları aldık. Yani ben hiçbirinizin kişiliğine, karakterine ağır yorumlar yapmadım. Mesela, ama hepiniz siz ilk günden beri, ilk dakikadan beri siz belki bizim... Ben size sinsi dedim mi? Ben ne sinsi değilim ve ben bunu kabul etmiyorum. Bak, ne kadar avukatlığını yapıyorsunuz. Ben sizle konuşmuyorum. Ben Ali Hanım'la konuşmuyorum. Ayşe Hanım'la konuşuyorum. Bakın hemen saldırıyorsunuz. Neden ama? Lütfen burada kimse kimseyi korumuyor. Ali Hanım belli etti zaten Ayşe Hanım'la arkadaş olduğumu. Kankayız bundan sonra Ali Hanım. Tamam mı? Zaten Ali Hanım canım kardeş. Benim dibimdeydim. Vallahi ister bacı olun. Siz de bizim dibimizdeydiniz. Siz de konuşuyordunuz. Siz hikayenizi anlattınız. Biz bir şey dedik mi? Gerçekten çok yalancı bir insansınız. Beni yalancılıkla suçladı. Gelsin en büyük yeminleri o da etsin. Ben de edeyim yalancı olmadığıma dair. Ben konuştuğum her şeyin altını çiziyorum, dolduruyorum. Ben hayatta boş konuşmam. Gerçekten ben çok yaşınıza göre ederim. Davranın. Rica Hayır, ediyorum. Benim rica ediyorum yaşınıza göre davranın. Alma. Safura Hanım'a karşı sakinliğini korumak başarılabilecek bir şey değil gerçekten. Çok zor. O yüzden Ayşe Hanım'ın tepkisini yerli yerinde buluyorum yine.